Okul başarısını arttırmak için kişinin öncelikli olarak kendi bilgi, beceri, bilişsel yeteneklerinin ne olduğu konusunda iyi bir bilgi sahibi olması lazım. Bu çocuk bunu küçük yaşlarda bilemeyebilir. Fakat çocuğun hangi alanda daha iyi olduğu, hangi alanda daha zayıf olduğu, matematiğe mi daha yatkın, sözele mi daha yatkın, daha sportif alanda başarı gösterebilecek bir çocuk mu? Bunların iyi gözlenmesi ve çocuğun okul hayatında başarılı olabilmesi için hangi alanda daha yetenekliyse daha çok o alana yönlendirilmesi, zayıf olduğu yanların da gerekirse bir uzman eşliğinde desteklenmesi faydalı olur. Örneğin sözelde çok iyi olup matematik alanında zorluk yaşayan bir çocuk çeşitli metotlarla bu sorunun niçin yaşadığı, bir dikkat sorununa mı bağlı, bir öğrenme güçlüğüne mi bağlı, bu sorun tespit edilip eğer bir öğrenme sorununa bağlıysa bu tedavi edilebilir. Buna yönelik bir destek verilebilir. Eğer bir dikkat sorunu varsa buna bağlı olarak bu alanda çalışmalar yapılarak nöroterapi, dikkat tedavisi ya da bilişsel davranışçı terapiler gibi çocuğun bu alanda azalan başarısını güçlendirilmesi sağlanabilir. Yine çocuk sınav kaygısına bağlı okulda başarıyla ilgili sorunlar yaşayabilir. Yine başarı sadece akademik alanda değil, sosyal hayatta da olabilir. Bunun sebepleri ne olabilir? Bunlar araştırılabilir, öğretmen gözlemleri alınabilir. Yine çocukla özellikle ergenlik döneminde ilişkilerde bazen kopmalar, iletişim sorunları olabilir. Bu süreçlerde de çocuğun daha yakından gözlenmesi, tanınması, yaşadığı sorunların tespiti açısından bir uzman yardımı alınarak çocuğun hem sosyal hem akademik alanda, çünkü hem akademik alan hem sosyal alan kişi duygusal olarak iyi olmadığı sürece bozulmalarla karşılaşılabilecek alan, olumsuz başarıda düşüklüklere sebep olacaktır. Bu nedenle çocuğun her alanda başarılı olabilmesi için, hem akademik hem duygusal okulda başarılı olabilmesi için duygusal olarak keyfi yerinde ve mutlu bir çocuk olması gerekir.